Günaydın Aslı'cığım. Ay günaydın Ekrem'cim. Hadi hemen geçelim kahvaltı sofrasına. Ay bir an önce şu doymak bilmez yeğenlerim gelmeden yiyebildiğini canım. Vitaminsiz kalıyorsun, çok üzülüyorum. Aslı'cığım ne demek şimdi bu? Hayatım sen de bilmiyormuş gibi konuşma yani öyle. Yani görmüyor musun sofraya bir oturuyorlar böyle hıp hıp hıp. Belediyenin vidanjörü gibi ne buldularsa mideye götürüyorlar. Hayır insan bir düşünür değil mi? Başka yiyen var mı yok mu yeter mi yetmez mi? Yok çok düşüncesiz bu çocuklar. Aslı'cığım abartma Allah aşkına. Şunca az çocuk ne kadar yemek yiyebilir? Ay hiç abartmıyorum Ekrem'cim. Onların bir öğünde yedikleriyle Afrika'da 7 kabile 7 sene doyar vallahi. Yok artık Aslı insaf. Evet biraz abartmış olabilirim. Ama gerçekten 3 sene falan doyarlar rahat. Aslı'cığım sen bu sabah ters tarafından kalktın galiba ama endişelenmene gerek yok kahvaltı için. Bu sabah ben de kahvaltı edemiyorum çünkü şirkette çok acil toplantım var. Ben sana para bırakayım, sen de lütfen kızlara ver, bugünlük taksiyle gidiversinler okula. Tamam canım. Ya, hayır bilmiyorum. Yani son zamanlarda da bu toplantı işi filan şirkette çok sıklaşmaya başladı. Kiminle toplaşıyorsan artık. Ne demek bu şimdi? Hiçbir şey demek değil. Sen gidebilirsin Ekrem, git. Zaten bu olacakları ben biliyordum. Geçenlerde bir dergide okumuştum. Satürn 5. eve girmiş. İyi, hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin de bunun bizimle alakası ne? Hayatım, Satürn 5. eve girmiş diyorum. Aslı'cığım, Satürn ister eve girsin ister kooperatife. Bunun bizimle ne alakası var? Var tabii Ekrem'cim. Anlamıyorsun değil mi? Satürn 5. eve girince yengeç burcu erkekleri daha çok çapkınlık yapıyorlarmış. Ekrem, bana doğruyu söyle. Satürn 5. eve girerken sen hangi kadınla giriyordun? Doğruyu söyle Ekrem, yapma bunu bana. Aslı saçmalama Allah aşkına. Bir kere ben yengeç burcu değilim. He, yani her zaman çapkınlık yapabilirsin öyle mi Ekrem? Oldu, oldu. Tamam, ben gidiyorum canım. Hoşça kal. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi canım. Allah zihne çıktığı versin hadi. Ay ne kadar akıllı bir kadınım ben ya. Bu 5. eve girmiş Satürn falan. İyi ki buldum bunu. Yeterince gerildi. Şimdi öğleden sonra bir telefon istediğim ayakkabıları aldırırım artık. Ay acaba bu kadar zeka bünyeme zararlı olabilir mi? Her şeyin fazlası zarar yani. Of. Neydi? Heh. 6 saatte bir ilacınızı içecektiniz. Hayır Afrodit. Ben ilaç falan kullanmam. Sadece 7 yılda bir sihirli sağlık iğnesi olurum işte o kadar. Üf, neydi bu? Öyle uykusunu unuttunuz acaba efendim? Hayır o da değildi. Sanki her zaman yaptığımız bir şeydi. Acaba Galaksi Vergi Dairesi'ne Ütopya'nın emlak vergilerini mi yatırmayı unuttunuz efendim? Hayır, o da değildi. Galiba iyilikle, kötülükle ilgili bir şeydi. Buldum. Selena ile Hades arasındaki yarışta haftanın birincisini seçecektiniz. Oh be. Evet. Haftanın birincisi seçilecek. Haber verin ikisine de gelsinler buraya. Günaydın canımın içi. Günaydın. Hadi otur da kahvaltı edelim canım. Hey tak. Ne yapıyorsunuz siz nereye? Kahvaltı edeceğiz. Ay pardon ben anlamadım. Zahmet etmeseydiniz güzelim. Ben odanıza getirirdim küçük hanımlar. Odamıza mı? Odanıza tabii. Otelimizden almadınız bir o hizmet kaldı değil mi? Ay iyi vallahi be. Kahvaltı falan yok size. Defolun gidin okula mı gidiyorsanız nereye gidiyorsanız. Ama bizim karnımız çok aç. Ha öyle mi? Ben anladım sizi, çözdüm. Siz tek rencide edilmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi ha? Çocuğum kahvaltı yok. Hadi gidin, defolun gidin. Ha bu arada amcanız erken çıktı. Biraz işleri varmış da siz de mecburen okula yürüyerek gideceksiniz tabii. Hadi bakayım. Aslı ben yürüyemem ya. Kuzucuğum sana yürüyeceksin diyen oldu mu? Kahvaltımızı edelim, ben seni diğer arabayla bırakacağım okula. Hadi otur kahvaltı edelim. Ha. Siz de tekiliyorsunuz hala, hadi gidin. Tamam gidiyoruz. Ha, gidiyorsunuz da ben farkında değilim öyle mi? Niye sabit görüyorum sizi? Hadi diyorum hadi bir an önce defolun gidin. Hız çizgilerini göreceğim arkanızda. Hup diye hadi bakayım kaybolun. Işınlan.
Beş kişilik kahvaltı var. Çatlayana kadar yiyelim hadi. Yürüyelim Aslı. Acıkmış şey kokuyor. Selam kızlar. Selam. Kızlar, okula spor olsun diye mi yürüyerek gidiyorsunuz? Hayır, Aslı yengeye moral olsun diye. Anlaşıldı. Aslı yenge yine yürümenizi istedi değil mi? Evet, hem de kahvaltı yaptırmadan. Evet, sen de kahvaltı yapmamıza bile izin vermedi. Ama kahvaltı yapmadan öyle aç aç derse mi girilir hiç? Eğer Aslı yenge gibi bir yengen varsa girilir. Kızlar gidiyoruz. Nereye? Okula. Ama önce şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Eller. Selam. Selam dedim. İnsan olan selamı alır. Yani insan olsan selamını alırdım zaten. Bana bak. Buraya seninle kavga etmeye değil, konuşmaya geldim. Hadi ya. Kusura bakma, tavukça çalışıp gelseydim keşke. Ben tavukça bilmiyorum ki. Ne bu şimdi? Şoför esprisi mi? Tavukça falan ne alaka? Şu alaka canım. Bizim oralarda böyle kendisini sevmeyen bir kızı polis zoruyla almaya çalışana korkak tavuk diyorlar ondan. Hadi ya. Komik şey seni. Ya sen stand-up falan yapsana ya. Vallahi stand-up falan bilmem de sen bu ifadeyle benim önümde durmaya devam edersen ben sana sit-down yaptıracağım ha, haberin olsun. Hadi oğlum çek şuradan, işim gücüm var hadi. Esra hakkında bilmen gereken bir şey var. Ne o? Kocasının avucunu kaşındığı mı? Nasıl? Bak Mertcan, bir daha Esra'nın adını ağzına alırsan sana bir koyarım, dökülen dişlerine özür dilerim abi yazmak zorunda kalırsın ha. Tamam tamam, sakin ol heyecanlı çocuk. Ben sadece Esra'nın hamile olduğunu duydum. Ne olacak? Bebeğe beşi bir yerde takmaya falan geleceğim diyorsan ben sana çok güzel beşi bir yerde gösteririm ha. Onu zaman gösterir. Vaktin varsa hemen gösteririm burada. Bana bak, ben sadece sana kendini bu delikanlı peri masalına fazla kaptırmamanı tavsiye etmek için geldim. Esra eninde sonunda çocuğunun babasına geri dönecek nasıl olsa. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kendini mezara beni hapse mi göndermeye çalışıyorsun hadi herif? Kendine o kadar güveniyorsan Esra'yı bir sor bakalım. Sen ortaya çıkmadan hemen önce Abant'la birlikte geçirdiğimiz günlerden bir hatıra taşıyor mu acaba? Selena çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir kahvaltı. Afiyet olsun. Bence Aslı yengeye teşekkür etmeliyiz. Ya evet, o bizi böyle aç aç göndermeseydi şimdi böyle kahvaltı ediyor olmayacaktık. Aman sizi duymasın şimdi, yoksa bundan sonra evde yemek yemek yok falan der. Kızlar, ya bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Nedir? Yoksa attığın birisi mi seçildin? Yok, öyle bir şey değil. Yani Burak'la ilgili. Selena'nın aşk hayatından son gelişmeler az sonra. Kızlar ama böyle dalga geçerseniz hiçbir şey söyleme. Tamam tamam söyle. Kızlar yani ben Burak'a karşı olan hislerimi ona söyleyeceğim. Zaten daha önce bahsetmemiş miydin onlardan Burak Hoca'ya? Evet ama yani ben ona olan hislerimden yani ondan hoşlandığımdan falan bahsetmiştim. Peki şimdi ne söyleyeceksin? Kızlar, ben düşündüm de, yani ben galiba Burak'a aşığım. Yani bunu ona söyleyeceğim. Ya Selena, bu çok güzel bir haber. Ya şu kız milletine ne acayip ya. Alt tarafı adama bir iki seni seviyorum diyecek. Hemen bir heyecan, hemen bir tezahürat. Sanki olimpiyatlarda madalya kazandı. Bir de buna evlenme teklifesiler artık havalara uçar. Ben evleniyorum kızlar. Aa ne kadar acayip, ne kadar mutluluk verici bir şey. Bravo, bravo. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorsun. Ama neyse ne be. Beyefendi, bir buçuk saattir oturuyorsunuz. Daha sipariş vermediniz. Evet. Kararsız bir insanım. Ne oldu, suç mu? Karar veremedim. Beyefendi, burası Söğüt gölgesi değil ki. Ve bu benim suçum öyle mi? Koskoca adamsın, şuraya bir Söğüt dikemedim mi? Beyefendi lütfen. Ya bir sipariş verin ya da kalkın. Patron bana kızıyor. Tamam sus. Kalkarız. Kalkarız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Söyle patronla siz kendiniz kaybedersiniz. Eğer kalkmasaydım minik her şeyin ikişer tane sipariş edecektim. Ne olacaktı? Meclise kazanacaktı ama şimdi meclise kaybetti. Tabii beyefendi tabii haklısınız. Ne tabisi ya, sen deli mi idare ediyorsun he? Bana satın alırtma bu dükkanı. Anladın mı? Şuraya bak. Sanki Şanzelize'de garsonluk yapıyor ya. Havalara bak. Alamet Hoca değil mi o? Evet. Olay çıkarmış yine anlaşılan. Kim bilir ne yaptı yine. Normal kızlar bizi görmesin de sonra iki saat esir oluruz. Yok yok, görmedi galiba. Garson! Neyse gitti. Buyurun efendim. Bu ne bu? Yumurta efendim.
senin kafana derler. Ben sana yumurta lobu olacak dememiş miydim? Yok değil mi hanımefendi? Bak bakalım. Lob mu değil mi? Bir de utanmadan cevap veriyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çal bakayım patronunu bana. Seni işten attıracağım. Hadi hadi çabuk çabuk. Bekliyorum. Bir az tadıyla yumurta bile yiyemedim ya. Kadına bak ya, ne sinir. Ya yumurtası yanlış geldi diye insanı işten attırıyor. Ya Selena bir şeyler yap. Yoksa patron gelince garson kovulacak. Merak etmeyin kızlar. Patron gelene kadar o kokoş buradan gitmiş olacak. Ne yapacaksın? Sadece patronu ve garsonu aradan çıkartacağım. Madem yumurtayla problemi var, o zaman yumurtanın asıl imalatçılarıyla görüşsün değil mi? Yani kim o asıl imalatçılar? Şöyle. Bunlar. Buyurun hanımefendi, yumurtadan şikayetçiymişsiniz. Aman bırak, beğenmiyorsa kendisi yapsın. Bu konuya inanmıyorum. İşte bu kadar. Kızlar, doyduysanız kalkalım mı? Ya benim bir an önce gitmem lazım artık, haftanın birincisi açıklanacak. Umarım sen olursun. Haftanın birincisi olmasan bile kalbimizde birincisin Selina. Hesabı alabilir miyiz? Rus şair Alexey Maksimovich Peşkon, ki biz kendisini Maxim Gorki olarak tanıyoruz. Bu arada Gorki Rusça'da acı demek. Gorki özellikle fakir insanların hayatlarını çok güzel tasvirleyen bir yazardır. Çocukluğum, ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim otobiyografilerini dünya edebiyatına... Müsait misin Murat Beyciğim? Buyurun alın lan. Bir bayan içeri girdiğinde ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz, değil mi? Çabuk ayağa kalkın! Nerede centilmeniniz ha? Nerede leydiliğiniz? Hayatta en önem verdiğim değerler saygı ve hoşgörü. Kibar olun biraz, kibar! Neyse, gelelim buraya neden geldiğimi. Duyuru yapacağım. Okulumuzda dans ve şarkı yarışması yapılacaktır. Susun, susun! Björk düşesine böyle oley moley, yaşasın maşasın gibi ögeler asla kullanılmamalı. Yani şarkı yarışması dediysem arya, opera gibi böyle sanatsal şeylerden bahsediyorum. Öyle hayat beni neden yoruyorsun, böyle tuhaf tuhaf hayvanlara benziyorsun gibi saçma şeylerle sakın karşıma gelmeyin. Katılmak isteyenler adlarını bir kağıda el yazısıyla yazıp Burak hocalarına versinler. Burak Beyciğim, dersinizi böldüğüm için çok özür dilerim. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saygı ve hoşgörü. Abi var mısın? Ne var mıyız abi? Ne olacak abicim? Şarkı ve dans yarışması lan. Nereden çıktı şimdi bu maymunluk isteği ya? Saçmalama oğlum, çok güzel olacak. Pardon, bölmek istemem çocuklar ama konumuzu bitirmemiz gerekiyor. Haftaya sınavda bu konulardan sorumlusunuz. Şimdi gelelim acının yazarı Gorki'ye. Girinti, girinti. Selena. Yüce Onos. Hades. Yüce Onos. Teber. Yüce Onos. Demeter. Yüce Onos. Yüce Onos. Şu muhabbete de kıl oluyorum ya. Her hafta her hafta birbirimizi tanıtıyoruz birbirimize. Ne oluyor, ismimizi mi ezberliyoruz ya? Hades, Yüce Onos, Selena, Demeter. Bir şey mi söylüyorsun Hades? Yok, bir şey demedim Yüce Onos. Ben Demeter'le Teber'le eşeğe etmedim de. Demeter. Hades. Teber. Hades. Selena. Hades. Ne var? Siz de şey etmiş miydik Yüce Onos? Kes soluğu Hades. Teber, sonuçlar hazır mı? Şey ne? İyilik ve kötülüklerin yazıldığı bilgisayara virüs girmiş. Tüm veriler silinmiş efendim. Ne? Virüs mü girmiş? Ne? 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 Bak yine. Ne demek oluyor bu şimdi?
Kızlarla sınıfta mısınız? Evet aşkım, ya bizim sizinle konuşmamız lazım. Konuşmanız mı lazım? Ya evet, birlikte aldığımız bir karar ama sizin de içinde olmanızı istiyoruz. Anlatın. Ya biz dans ve şarkı yarışmasına katılalım diyoruz. Yani hep birlikte katılalım diyoruz. Siz değil misiniz Ozan? Evet, ya ne olacak ki, anı olacak. Yani anı mı olacak, rezil mi olacağız bilmiyorum. Ya ne var canım, biz eğlendikten sonra insanların ne düşündüğü kimin umurunda? Benim umurumda. Ya aşkım, biz şarkı söyleriz, siz de dans edersiniz işte. Dans mı edeceğiz? Ne olur ki? Ya hem dans edip şarkı söyleyen kızlar bana her zaman çekici gelmiştir. Hatta gidelim şöyle dans ederek. Duydunuz mu kızlar? Ya ben duymadım, yani anlamadım gayet. Ya Ozan'a böyle dans edip şarkı söyleyen kadar çekici geliyormuş. Bunlar bir tane. Size ne dediler, sana ne? Yani benim için ne ifade ettiğini biliyorsunuz değil mi? Ozanlar o yarışmaya katılacaklar. Ama bizim beslemeler özgüvenleri yeterli olmadığı için o yarışmaya katılamayacaklar. Sıkı durun kızlar, asıl bomba geliyor. Biz o dans ve şarkı yarışmasına katılıyoruz. Evet! Güzel, o zaman piyanım işe yarayacak demektir. Ay, ay pis düşmüş kafa, seviyorum ben bunu. Teber, hala inanamıyorum böyle bir şey yaptığına. İyilikle kötülük sayımlarının yapıldığı bilgisayardan başka bilgisayar bulamadın mı? O tomurcuk, baloncuk, her neyse oyunla oynayacak. Şey, baloncuk tarlası. Aman her neyse, koskoca adam baloncuk oyun. Ama Yüce Onos, virüs buluşacağını ben nereden bilebilirim ki? Teber, hala konuşup sinirlerimi tepeme sıçratma. Nasıl öğreneceğiz şimdi haftanın birincisinin kim olduğunu? İnternette anket mi yapacağız? Yüceonos.com anketinden diye. Yüce Onos, müsaadenizle konuşabilir miyim? Bir sen eksikti. Konuş bakalım, ne konuşacaksın? Benim bir fikrim var. Naçizane her hafta biliyorsunuz ben birinci seçiliyorum. Bu hafta da kafadan beni birinci seçin. Boşu boşuna oyalamıyorum bu kadar insanı değil mi? Zaman kaybediyoruz, haydi. Tabii bence de Hades, haklısın. Başka isteğin? Başka isteğim, sevgi dolu, barış dolu, kuşların özgürce kanat çırptığı... Toprağın üstünde böceklerin antenlerini sallaya sallaya dolaştığı, kelebeklerin çiçeklerin üstünde ahenkle salındığı bir ütopya istiyorum. Bunlar da öyle dinliyorlar. Ya ne isteyeceğim? Tabii ki senin ütopyadan bir an önce defolup gitmeni istiyorum, değil mi? Aman bir an önce uykuya dalsan iyi olur. Çünkü ancak rüyanda görürsün. Kesin kavgayı. Birbirinize laf yetiştireceğinize, haftanın birincisini nasıl seçeceğiz onu düşünün. Yüce Onos, benim bir fikrim var. Neymiş Demeter? Madem ki sonuçlara ulaşamıyorsunuz, haftanın birincisini belirlemek için bir yarışma düzenlesek. Nasıl bir yarışma olacakmış bu? Buldum, baloncuk tarlası oynasınlar. Kazanan da haftanın birincisi olsun. Teber, hala baloncuk diye tepemde zırladıp duruyorsun. Zaten bir sürü zaman geçti. Pekala. Bu haftanın birincisini baloncuk tarlası yarışmasının sonucu belirleyecek. Anlat bakalım neymiş, öğrensinler. Evet Yüce Onos. Bu oyunda her iki taraf sihirle ekrandaki renkli balonlardan mümkün olduğu kadar birbirine bitişik ve grup olanları patlatacaklar. Mesela birbirine bitişik beşli bir balon grubunu patlatan, ikili bir balon grubunu patlatana göre daha çok puan alacak. Oyunun sonunda da toplanan puan birinciyi belirleyecek. Anlayabildiniz mi? Öğrendiniz mi bir şeyler? Anladım Yüce Onos. Beşli gruplar. Çok kolaymış bu. Ben balon oyununun kralını oynarım be. Seni çok kötü yeneceğim Selena, çok. Sen kendin zaten koskoca bir balon olduğun için. Neyse, başlasın. Bana balon dedi Aleni, hakaret. Hadi bakalım, oyun başlasın. Yatırım, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ha, iyice ruh ve sinir hastalıkları hastanesine çevirdiniz burayı. İyi de yani ilk önce sen dans ettin. Sus, yarım aklınla bana fotosentez yapma. Niye aşağılıyorsun ki? Kusura bakma ama grup içinde böyle baskın olmak için ara ara böyle şeylere başvuruyorum. Ama sana duyduğum saygısızlığı biraz olsun azaltmıyor Dilara.
Teşekkür ederim Kıvılcım ya, çok onara oldum. Kızlar, hırslıyım, azimliyim, gayet esneyim. Bu yarışmayı biz kazanmalıyız. Ama yine de bizim gruba koyduğum yeni ismi öğrenmek için alkışlarınızı hazırlayın. Kamp Kıvılcım Rock! Oturunçgile ve kardeşlerini nasıl güzel şarkı söyleyip dans edebilir göstereceğiz arkadaşlar. Yapacağız, yapacağız. Nerede daha yüksek puan? Şu sekizli grubu patlatırsam kazanıyorum. Selena, o balon grubunu sakın patlatma. Ya niye patlatmayayım? Ya altında mayın var onların. Saçmalama Hades. Bu oyunda mayın falan yok. Aa öyle mi? Kazandım, kazandım. Ama bir dakika, bir dakika. Bu haksızlık, hile yaptın. Ya beni lafa tuttun sen. Bana ne? Tutulmasaydın lafa. Patlatsaydın balonları. Hile yaptın. Yüconos, Hades hile yaptı. Yapacak bir şey yok Selena. Balonları o patlattı. Oyunun galibi Hades. Her zamanki gibi. Söyle bakalım Hades. Ne ödül istiyorsun? Aa, ödül de nereden çıktı Yüconos? Biliyorsunuz ben kalender bir kötüyüm. Önemli olan bu yarışmaya katılmak, Selena ile yarışmak ve eğlenmekti. Nasıl da şaşırdınız değil mi? İstiyorum ödülü, hem de çok istiyorum. söyle o zaman ne istiyorsun? Biraz düşüneyim. Buldum isteyeceğim ödülü. Seni dinliyoruz Hades. Ben de kendimi dinliyorum Yüconos. Dil ve ses ayarları paketi istiyorum. Dil ve ses ayarları paketi mi? Evet. İstediğim birinin konuşmasını, dilini, lisanını, sesini istediğim şekilde değiştirmesi lütfen. Pekala, istediğin ödülü veriyorum. Niye böyle bir ödül istedi ki? Hades işte. Nerede gereksiz, anlamsız şey var onun peşinde. Sevgilinle konuşmak istediğinde kelimeler ağzından Papua Yeni Gine'ye çıkınca anlarsın gerekli mi gereksiz mi? Niye sırıtıyorsun sen? Hiç aklıma bir şey geldi, seninle ilgili değil. Ben de güldüm onu. Selena. Selena. Ya sen şu yarışma olayına ne diyorsun? Bilmem. Yani ben şarkı söylemeyi severim ama. Ama ne? Yani herkesin içinde utanırım. Ya ben de aynen. Ya sahnede şarkı söylediğimi düşünemiyorum. Nazlı'ya ne olmuş? Bilmiyorum. Hazır mıyız abla? Sakın bana dans yarışmasına katılmıyoruz demeyin. Katılıyor muyuz? Ben katılmak istiyorum lütfen. Hem de sizinle birlikte. Biz düşünmüştük ki... Utanmak yok. Sadece çıkıp şarkı söyleyeceğiz. Bu kadar. Ya aslında Ozanlar da aynı şeyi söylüyor. Ya belki de biz çok olumsuz düşünüyoruz. Yani belki de. Lütfen abla katılalım. Sen ne dersin? Baksana Nazlı kendini iyice kaptırdı. Evet, ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Lütfen katılalım. Katılalım mı? Bilmem. Yani sen katılırsan ben de katılırım. Tamam o zaman katılalım. Ya zaten ne kaybederiz ki, hem eğlenceli olur. Oley, yarışmaya katılıyoruz. Nazlı iyice kaptırdı. Yalnız biz de onun gibi kaptırsak iyi olur. Ya çünkü ne de olsa az zamanımız kaldı. Evet, yani daha grubun adı bile yok. Ben bir tane at buldum. Cicik kardeşler. O zaman cicik kardeşler yarışmaya hazır mısınız? Evet. Ya hadi bitti mi? Az kaldı, bekleyin mi? Hadi merak ettik ya. Tamam, geliyorum. Kim korkar? Aşktan kaçtım, kaçtım. Ardım bakmadan artık yeter. Ne olmuş sana? Rock'n'roll baby. Hadi şunu söyleyeyim, bakmayın öyle hadi. Kim korkar? Aşktan kaçtım, kaçtım, kaçtım. Ardım bakmadan artık yeter. Hadi. Korkmuyorum senden. Kim korkar? Aşktan korkup kaçtım, kaçtım. Ardım bakmadan artık yeter. Korkmuyorum senden. Biliyor musun, benimle konuşacağın şeyi çok merak ediyorum ve bir an önce dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ben aslında çok heyecanlıyım. Burak,
Nasıl söylesem? Yani biliyorum ben bu ilişkinin başında senin hislerine tam anlamıyla karşılık veremedim. Ama artık şundan eminim ki Burak ben... Bundan sonra devam edemeyeceksin. Devam etsen bile ağzından çıkacak olan her kelime Papua Yeni Gine'de çıkacak. Hoppa geliyor Papua Yeni Gine. Sen ne? Hobitato. Bu ne? Ne? Hobitato. Yine bir şey anlamadım. Kostümanı kototaro. Canım Paris'ten aldım yani bunu da. Aa. İşte bu. Kim? Kim değil? Elbise. Hayatımın elbisesi. Almula bu işte. Aa evet, çok asil bir duruşu var. Ha, İngiltere'deki ilk düşeslik yıllarımda benim de böyle güzel elbiselerim vardı. Ah benim olmalı bu, al bunu, benim olmalı. Hadi girip alalım onu, alalım. Ay dur bakalım, sana göre beden alacak mı? Olur, olmalı olacak. Ay nerede, al bunu, göremiyorum. Ay bakıyorum. Ha, işte burada, al bunu, burada. Ay bakar mısınız hanımefendi? Efendim hoş geldiniz. Ay, çok güzel. Ya ben bu elbiseyi satın almak istiyorum da. Benim üstüme göre olan var mı acaba? Bedenlerimiz standart. Öyle mi? İyi. Benim bedenim de zaten standart. Bakın. Ama efendim bu size biraz küçük. Küçük mü? Ne demek ki küçük? Ne demek? Sen bana şişko patates mi demek istiyorsun? Ha? Ne demek istiyorsun? Sen benim arkadaşıma şişko patates mi demek istiyorsun? Yanlış anladınız efendim, ben öyle demek istemedim. Kes sesini bakayım. Ay durduk yere rencide ettirecek kendini. Yani. Tamam sakin ol. Bak kabin orada şekerim. Tamam. Ama olmazsa sakın moralini bozma, oldu mu? Aşk olsun abla. Olacak tabii ki olacak. Olmalı, istiyorum. Değil mi? Giriyorum ben. Sabuvatu, tatoni, kondimano. Allah Allah. Conti taro. Yeni bir şaka türü mü bu? Ne diyorum ben ya? Yani toribatu ne? Böyle şeyler söylemiyorum. Neden ağzımdan böyle acayip kelimeler çıkıyor ki, anlamadım. Neyse, bu kadar şaka yeter diyorsan eğer... Artık senin konuşacaklarını dinlemeye hazırım ben. Ciburato, Corinini, Fossi, Saro. Komiskaro. Anlaşılan sen bugün şakacı günündesin. Sanki böyle pis, kötü bir şey var yakınlarda. Ama nerede? Hades. Şimdi anlaşılıyor her şey. Bu onun işi. Zaten başka kimde olabilirdi ki? Foyan meydana çıkmadan hemen fışlamaya olacak. Fıy. Selena. Hay Allah ya. Neredeyse söyleyecekti. Aslıcığım bir yaramazlık yok değil mi? Yok. Geliyorum. Nefes alamıyorum. Aslıcığım olmamış ki bu. Niye öyle diyorsun canım? Aslında oldu gibi de şey yaptım ya. Yemeğin üstüne giydim, onun için öyle oldu. Yemekten önce olsaydı böyle olmazdı Almulacığım. Ay Aslıcığım yemeğe gitmedik, yani buradan sonra gidecektik. Canım o zaman şişkinlik var değil mi? Yani şişmişimdir ondan. Birkaç tane gaz giderici yoğurt yerim hallolur. O zaman şakkadarak giyebilirim elbiseyi. Ay şişmişsin sen, gaz bu gaz.
Ay, ay gerçi yoğurtta falan hallolacak bir şey değil Aslı'cığım bu. Aa, o zaman bebekle 3-5 tur atarım. Değil mi? Olmadı spor yaparım. Yürüyüş manasında yani. Değil mi? Olacak, olacak. Olacak, çok güzel olacak. Ay ben çok beğendim. Tam üstüme yer oldu bu elbise. Alıyorum, alıyorum canım. Ben üstümü değiştireyim alayım. Tamam, değil mi? Değil mi? Kim kaykay? Aşktan kaçtım, kaçtım, kaçtım. Evet ben de çok acıktım. Acaba dışarıdan bir şey mi söylesek? Ya bir söyleyemeyiz. Kıvılcım söyleyecek. Aman nesi ya? Karnımız boşsun da boş ver. Korkmuyorum senden. Kim korkar aşktan? Hey! Böyle burada beğenemezler. Ne? Arkanda, arkanda. Anneniz mi acıktı? Yok. Sayende müziğe doyduk. Ya bu saçın hali ya. Kara kalem çalışmaz seni. Moda giriyorum hocam. Moda girmeyeceksin. Moda yaratacaksın. Seni biraz önce müzik kulağımla duydum. Can kulağımla değerlendiriyorum. Gerçekten senin bu sesinle bir dünya starı yaratabiliriz. Yalnız biraz sesinin eğitilmesi şart. Ya hocam siz müzik geçmişiniz var mı? Geçmiş de ne demek? Müzik geçmiş olduğu kadar gelecek demedim. Yavrularım, Justin Timberlake'in çalıştığı inşaatta türkü çağırırken kulağından tutup un kapanı plakçılar çarşısına götüren adam kimdi zannediyorsunuz? Kim? Bilmiyorum. Ben daha çok klasik müzik dinlerim. Ne bileyim, Arap Şükrü olsun, Abdullah Popper olsun. Bütün hadise işte bu. Dediğim gibi, hamurun çok iyi. Ama müzik yarışmasını kazanmak istiyorsanız profesyonel bir kişiden yardım almanız şart. Daha ne bileyim. Siz bize yardım edebilir misiniz peki? Ödülünüzü aldığınızda beni alacaksınız. Kremi Ghost'u Kıvılcım. Alkış. Evet ödül. Hop geldi. Kıvılcım kaptı. Konuşma başlasın. Evet bu ödülümüzü bize sonsuz destekte bulunan matematik öğretmenimiz. Matematik dehası Alamet Hoca'ya hitap ediyoruz. Bizden Alamet'i arıyor. Alamet Hocam neredesiniz? Neredesiniz? Ben de arkada kolumdan oraya sarılmış utanmadım ya. Ya bu çocukların başarısı ne olur beni çıkartmayın saniye. Ne olur beni çıkmak istemiyor çocuklar. Siz nasıl? Söz mü? Söz. Güzel. O zaman çalışabiliriz. Bak. Ses korkunç yayılıyor. Bize kapalı bir mekan şart. Bize gidelim. Benzemeden leblebi anlaşılıyor. Kader Hanım evde bize çay yapar değil mi? İpit evde. Yapar yapar. Güzel. Kader Hanım çay yaparsa siz de çalışalım. Kader Hanım evde yani mutfakta çalışıyor. Tamam güzel. Oradaysa gidelim. O zaman hemen çalışmaya başlayalım. Diyafram nefes al. Diyafram nefes ver. Diyaframdan nefes al. Diyaframdan nefes tut. Tut sakın bırakma. Tut, tut, tut. Ver bakalım. Ya yok bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Ben arayacağım Esra'yı. Ben Esra'yı arayacağım. Abi ne yapıyorsun Zülfikar ya? Ya adamın lafı yüzünden şimdi kızın günahını alıyorsun. Yalan söylüyor işte belli. Ya ya doğru söylüyorsa? Ya kafayı yiyeceğim ben ya. Canım sen de mi erken geldin? Hı. Amanda babası çok çalışmış da patron ona izin mi vermiş? Esra hani böyle çok çalışmış falan dedin ya. Bir hafta sonu bir yerlere kaçalım mı ne dersin? Olur nereye? Nereye? İşte gidelim bir yerlere yakın bir yer olsun. Mesela Abant falan olabilir. Hani ben gitmedim gerçi de sen gittin mi hiç Abant'a? Gittim canım gitmez olur muyum? Çok güzel bir yer Abant. Hadi ya. Gittin ha? Ne zaman gidiyoruz? Benim kafamda birkaç bir şey var. Ben onları yapayım o zaman. Gidelim. Zülfikar nereye gidiyorsun? Ekrem Bey birkaç bir şey istedi. Ben onları alayım da gelirim. Ne söyleyeceğiz? Ne giyeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Onu ben söylemiştim ya. Olsun. Ya üçümüzün de hem iyi bildiği hem de iyi söyleyebileceği bir şarkı olmalı. Ya acaba vaz mı geçsek? Ya olmaz ki adımızı yazdırdık. Ne giyeceğiz? Onu da ben söylemiştim. Olsun. O zaman Selena'yı çağırıp ondan yardım isteyelim. Evet. Zaten Selena'nın bizim yerimize düşünmesine alıştık. O zaman daha iyi bir şey bulalım yapalım Leyla. Ay tamam.
Hem sendin yarışmaya katılalım diye ağlayan. Ben mi ağladım? Sen tutturdun katılalım katılalım diye. Hadi Selena'yı çağıralım. Selena. Selena, Selena. Heh, Selena. Ya Selena, yardımına ihtiyacımız var. Dans ve şarkı yarışması var. Ama biz kostümlere karar veremedik. Mostu Mariko Fasara. Ne dedin Selena? Seni anlamadık. Kostümü... Ne yapacağım? Heh, aklıma iyi bir fikir geldi. Alt yazı. Aa, alt yazı. Komikara, kostümara, bata, kamara, nora. Kızlar, ben normal konuşuyorum ama kelimeler ağzımdan papa yeni ginece çıkıyor. Peki neden? Bu sabah ne bana Hades? Bunu Hades yaptı. Sonra sesini alıyorum. Evet, yani sana yapmadığı kötülük kalmadı. Bana kana mara, vasa mara, Burak. En kötüsü de Burak'la konuşamıyorum. E peki ne yapacaksın? Ya evet, yani bu şekilde ne kadar daha idare edebilirsin ki? Samikaro, Siro Savana, Honos. Gidip Honos'la konuşmalıyım. Bence de. Mosokaro. Mosokaro. İtiraf etmeliyim ki resim alanında yeteneğim biraz zayıf. Ama sihir alanındaki üstün yeteneğim biraz bu yeteneğimi dengeliyor. Ah Selena, haftanın birincisinin seçilmesine daha çok var. Erken geldin galiba. Mantus sintir kovan vado. Nedir bu martuk murtuk şimdi? Martuk muntuk kosa vado vado. Sen ciddisin galiba. Ama söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kosa mandu kosa vado. Ha. Dur bakalım. Bir dil çevirme aleti galiba bize faydalı olacak. Martus kantus corning. Konuştuklarımdan kimse bir şey anlamıyor. Martuk vado vaso vado Hades. Hades alçağı kazandı, ödülü bende uyguladı. Ah, bunu tahmin etmeliydim. Mortu manu yani Honos. Lütfen bu sihiri geri alın yüce Honos. Bu imkansız. Bu imkansız Selena. Kurallar gereği verilmiş bir ödül zamanı dolmadan geri alınmaz. Biraz sabredeceksin. Samakaru vata vana. Ama ben bu şekilde dünyada nasıl yaşarım? İnsanlarla nasıl iletişim kurarım? Sen akıllı kızsın. Bunu da halledersin. Sana güveniyorum. Gelin, gelin, gelin. Toparlanın siz de. Toparlanın bakayım. Oh, keyfe bak. Kardeşim koy şöyle onu. Siz de buyurun. Şöyle bırakın halının üstünü ortaya, biz düzeltiriz sonra. Tamam, teşekkür ederim. Güle güle. Aslı yenge, bunlar bizim için mi? Hayır canım, benim için. Artık bu oda benim spor adam. Ay çocuklar, kendime bir elbise aldım, o kadar güzel ki. Yani ben bu elbisenin içine girene kadar burası benim spor adam olacak. İşim bittikten sonra tekrar sizin odanız olabilir tabii. İyi ama biz yarışmalara nerede hazırlanacağız? Bana ne? Ha, bana ne? Nerede hazırlanırsanız hazırlanın canım. Hem yani benim bu elbisenin içine girebilmemden daha önemli bir şey var mı şu anda? Yok, değil mi? Ay keşke adamlara şöyle düzeltirseydim canım şunları. Gelin de yardım edin bana. Hadi kaldıralım şunu. Geç şöyle bakayım, şurayı kaldır. Sen de geç şöyle, tutun çekin şu tarafa doğru. Benim belim ağrıyor biraz. Hadi canım, hadi. Hadi, hadi. Yapma be Aytemir, biraz cesaret ya. Cesur yürek ol Aytemir. Cesur yürek ol. Sanki bir kızla konuşamayacak mısın? Sen ki 469 Manninga Spor taraftarını tek bir hareketinde coşturabilen bir amigosun. Hakemin tek bir yanlış kararında stattaki bütün koltukları sahaya atabilme gücündesin. Cesur ol Aytemir. Sen en büyük amigosun. Amigo musun? Kebapçı mısın? Yoksa reklam yıldızı mısın? Anlayamadık. Sen ne ayaksın? Aydemir'im sen çamçak mısın? Hadi bismillah. Geldim. Müstesna kader. Niye kapıya bakmıyorsunuz?
Aslanım merhaba, nasılsın? Ya ben... Çekil de, çek defol git. Ya ben... Sen ne? Sen kimsin? Ben? Sen ne? Ha, adın mı ben? Ya değil, tanımadınız beni aslanım. Hadi çık, senin gibi manyağı nereden tanıyayım ben? Boyamışken çık evimden, bahçeden çık defol git, polis çağırırım yoksa. Aydemir Hoca. Aa, siz tanıyor musunuz bu adamı? Evet, bizim beden hocamız. Ha, hatırladım şimdi, kusura bakmayın. Bu şey değil mi çocuklar ya? Hani tekne turuna gidecektik de yetişememişti, ayı gibi. Ay. Ha, karpuz. Ha, karpuz evet. Ay. Ay inanmıyorum. Siz şey dediniz değil mi? Beden eğitimi öğretmeniyim dediniz değil mi? Evet. Ben onların beden hocasıyım. Ay çocuklar inanamıyorum. Yani iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Misal siz de benim ayağıma geldiniz ya. Ayıptır söylemesi. Ay şey diyeceğim. Ben böyle spor yapıp 5-6 beden küçülmek istiyorum. Kilo vermek istiyorum anlayacağınız. Acaba bana yardımcı olur musunuz? Bana öğretmenlik yapar mısınız? Ya bir düşüneyim. Eve girmek için bundan daha iyi bir fırsat bulamazsın. Bence hemen değerlendir. Evet, iyi düşündüm. Kararımı açıklıyorum. Biraz sesi düşündüm ben. Kabul ediyorum, size ders vereceğim. Ay ne dikiliyoruz o zaman? Hadi girin de bir an önce başlayalım. Kader burada mıydı? Kader, sizin burada olmanız zaten kader değil mi? Bir güzel kader, mukadder buyurun. Buyurun, ben de hemen eşofmanlarımı giyip çekeyim çocuklara. Ayak altımı durmayın. Yine bizim oda maalesef. Selena? Nereye? Selena bu ne? Bu ne işe yarayacak? Yarın bize dans programı yükleyecek. Selena, bu çok güzel bir şey. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya sanki yıllardır dans ediyorum. Ay, evet, bu müthiş bir şeymiş. Oley! Evet, eller havaya. Deli. Ay çok güzelmiş bu. Deli, kulakları ki deli. Deli. Ben şeyi merak ettim şimdi. Ben bu hareketle kaç kalori yakmış oluyorum acaba? Nereden baksan en az 500 kalori. Aa hadi ya. En az. Aa güzel. Peki bu 500 kalori kaç kiloya tekabül ediyor? Kaç kilo olur acaba? Yaklaşık 2-2,5 kiloya falan denk gelir yani. Aa, inanmıyorum. 2 kilo ha. Demek o zaman çok kısa bir zaman sonra elbisenin içine girebileceğim ha. Ay incecik olacağım. Hadi. Giresin evvel Allah, giresin. Hiç merak etme giresin. Şimdi evet, bir diğer harekete geçiyoruz. Bu hareket döş bölgesini çalıştıran bir harekettir. Hareket için birinci hareket şu, sol elimizi arkaya koyuyoruz. Şimdi. Evet. Sağ el yukarı yumruk yapılıyor. Tutuyoruz. Diz kırılıyor. Eli ve vücudu çeviriyoruz. Çey. Arada bir şöyle bir hareket, şöyle bir hareket. Diz kasları gevşesin diye. Şöyle bir yapayım. Tamam. Bir şey soracağım. Bu ne kadar kalori yaktırıyor şimdi bana? Bu en az 600, en az. Ay sahi mi? Ama bir şey söyleyeceğim bak. Böyle iğne ipliğe de dönmeyeyim yani. Hani şu elbisenin içine girsem yeter Ekrem. Öyle incecik kadınlar da hoşlanmaz. Biraz etli mutlu sever yani. Yok. Bu hareket dengeler. Özellikle şu diz kıvrımı dengeler hareketi. Ha, tamam. Şimdi siz bu arada isterseniz 20 dakika kadar bisiklete binin. Bana da izin verirseniz bir 100 numaraya gidip geleyim.
Ha tabii tamam. Abi bir şey soracağım. Şimdi ben bisiklete bineceğim de hızlı mı gideyim, yavaş mı gideyim, ne yapayım yani? Hı? Siz şimdi bunu en hızlı devre alın. Sanki arganızdan guduz bir pitbull kovalıyor edasıyla kaçmaya başlayın. Yorulunca ben size yetişirim. İyi tamam, peki o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol, hadi bakalım. Ya, ne korkuyorsun kızım? Ay yok bir şey, bir an boş bulunmuşum. Hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İşte çay demleyecektim ben de. Ya, bu ses ne ya, bu kıvılcımlar ne yapıyor ki? Karga kovalama çalışması mı yapıyorlar? Aman boş ver. Şey sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun, çok kalacak mı? Gideyim istiyorsan Kader, birini mi bekliyorsun? Ay yok canım, ben kim bekleyeceğim? Ben şey diye sordum, hani çok kalacaksan yemek hazırlayayım diye. Yok yok, yemeyeceğim, bir şey yiyesim yok zaten. Senin öyle mi bozuk? Ya yok, niye moralim bozuk olsun? Esra'yla falan mı tartıştın? Ya bir şey yok, tartışmadım Esra'yla falan. Önüme bir araba çıktı o yolda gelirken, ona kızdım, oldu mu? Do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, mi, mi, re, 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 mi, re, 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 do, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi. Tamam, tamam. Güzel, güzel, evet çok güzel çalışıyor. İşte bir akor problem var ama sonra onu hallederiz, evet. Ben küçük bir su dökeceğim, o sırada siz etide devam, hayırlı. Ya ne yapıyoruz biz, bu yaptığımız hiçbir şey yaramıyor ki. Merak etmeyin, çok işe yarayacak, beğenemezler. Ah malamet, bir kız uğruna yaptıklarına bak ya. Şimdi sıra geldi alameti bu çırtlaklardan kurtarmaya. Bundan sonra istediğiniz her şarkıyı orijinali gibi söyleyebileceksiniz. Kızlar böyle şimdi böyle bir şarkı söyleme isteği, böyle bir şarkı söyleme isteği var sormaya. Ay benim de hem de çok çok benim çok yani. Hadi söyleyelim ama. İnanmak çok zor, gerçek misin değil misin yoksa sadece gelir çelen şeytan mı? Diğer yanın haykırıyor, korkma aşktan, aşktan kaçma. Kim korkar aşktan, korkup kaçtım koştum ardıma bakmadan. Sustum hep içime attım, yoruldum artık kaçmaktan. Kim korkar aşktan, korkup kaçtım koştum ardıma bakmadan. Artık yeter, korkmuyorum senden. Hayırdır? Ne işin var senin burada filigran? Filigran ne ya? Ben burada Kıvılcın Hanım'a ve arkadaşlarına müzik dersi vermek için bulunuyorum. Asıl senin burada ne işin var? Bu pijamanlar ne ya? Bu baya baya suratın ne böyle ya, maymun gibi? Senin gibi müzik öğretmenini ben tokmak diye Ramazan davuluna koyuyorum. Neyse, ben burada aslanıma özel spor dersi vermek için bulunuyorum. İyi, güzel, hoş sohbet. Çok özlemişim seni. Bu özlem benim karnımı acıktırdı. Ben gideyim de mutfağa biraz tıkınayım. Dakika, bir dakika. İstersen ben de sana eşlik edeyim ha? Yok yok, böyle iyi. Ben tek başıma gideyim. Ama bak, Kader Hanım'ı sana yedirtmem. Güvercine. Ben çok açım. Yerim. Güvercine ne ya? Bir dakika. Kader Hanım, benim sizinle konuşmak istediğim bir olay var, bir durum var. Yok yok, asıl asıl benim sizinle konuşmak istediğim bir şey var Kader Hanım. Zülfikar abi! Ta kendisi.
Bak bu gördüğünüz de yumruğu. Hemen tanıştırabilirim. Tabii mantıklı bir açıklamanız yoksa. Artık dans etmek gibi bir derdiniz yok kızlar. Şimdi eve dönüp söyleyeceğiniz şarkı üzerine çalışmalısınız. Ya çok isterdik ama Aslı yenge odamızı ele geçirdi Selin. Yani Selena. Aldığı elbiseyi giyebilmek için spor yapıyor. Evet, bu yüzden de odamızı spor salonuna çevirdim maalesef. O zaman odanızı geri alalım. Çok iyi olur. Eller. Son durumu bu. Ay yani evet belki de elbisenin kesimi böyledir canım. Asimetrik bir tarz falan değil mi? Modacılar öyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Yapıyorum diye kendini kandırma Aslı. Ama yılmayacağım, vazgeçmeyeceğim. Bu elbisenin içine girene kadar, girene kadar devam edeceğim. İşe yarar mı? Ay inanamıyorum. Elbisenin içine böyle şakkadanak oturdum canım ben. Ay demek ki spor işe yaradı canım. Ay çok güzel oldu. Ben hep incecik oldum. Biliyor güzel oldu. Müstesna. Müstesna. Bana mı seslendiniz Aslı Hanım? Yok babana seslendim. Ay sana seslendim tabii. Neyse sinir olmayacağım, sinir olmayacağım. Bak bakayım sen şöyle bir bana şimdi. Bak dikkatli bak. Dikkatli bak. Bak bir değişiklik görüyor musun? Yani saçınızı mı değiştirdiniz? Ne saçı müstesna? Ay sen beni delirtecek misin? Böyle müstahdem konuşmasana. Bak elbisenin içine rahatlıkla girebiliyorum. Spor işe yaradı. Kilo verdim baksana. Bu kadar kısa zamanda. Ne diyorsun öyle ukala ukala? Ha? Dümbelek. Allah Allah. İlla Aslı Hanım rencide etsin istiyorsun değil mi? Hayır ben seni rencide etmediğim zaman rahat uyuyamıyor musun? Anlamıyorum ki. Siz daha iyisini bilirsiniz Aslı Hanım. Bilirim tabii. Sen mi bilecektin? Neyse. Bana bak. Bu aletlere artık ihtiyacım kalmadı. Bir an önce topla kaldır gözüm görmesin. Ha, kızlara da söyle. Gelip ait oldukları yerde tağın arasında yapmaya başlasınlar. Ay salonun ortasında öyle yatıp kalkıyorlar. Sinirim bozuluyor vallahi. Nasıl emrederseniz Aslı Hanım. Böyle emrederim. Hadi topla, kaldır. Allah'ım sen benim gençlerime mukayyet ol. Ya çok sağ ol Selena. Evet, odamıza kavuştuk sonunda. Beyler, açıklama bekliyorum. Ne yapıyorsunuz bu evde ya? Ne işiniz var? Ben Aslı Hanım'a kültür fizik dersi veriyordum. Bunda bir şey yok. Ha iyi, sen kültür fizik dersi veriyorsun. Sen ne halt yemeye geldin? Ben kızlara, yani Kıvırcın Hanım'ın arkadaşlarına şan ve solfej ve şan dersi vermeye geldim. Benimki de bir kültür hizmeti, Zülfikar ağabey. İyi, biriniz fiziksel, biriniz de öyle müziksel ders veriyorsunuz, öyle mi? Gibi. Aynı anda verelim bakalım. Hadi gel. Selena. Hadi koş. Maşallah kara tren gibi bey abi. Ha? Bayağı hızlı ya. Müzik eşliğinde iyi oluyormuş değil mi? Ha? Bak senin piyano çalmanı hiç beğenmedim alamet. Bunu söyleyebilirdin ya. Parmaklarım kırıldı. Hadi geç şuraya. Kim dedi sana mola ver diye? Geç şuraya çık. Tabii. Ben biraz daha bari bir şey yapayım. Biraz daha koşayım bari. Koş. Yapma. Bak ben seni nasıl koşturuyorum şimdi. Bak gördün mü? Ha? Nasıl? Aman bey abi. Çal sen de. Biraz çalayım ya bu parmaklarla. Çal.
Çalıyor. Nasıl? İyi oldu mu böyle? Ha? İyi oldu mu? Gel gel. Kızlar, aslında bu yarışmayı benim ses yeteneğimi kullanarak da kazanabiliriz, değil mi? Ama öyle eğlendiz çıkmaz. Ya evet, zaten amaç yarışmayı kazanmak değil. Hani sadece iyi vakit geçirmek. Bu adil bir yarışma olmalı. Ama kazansak da fena olmazdı. Biz zaten yarışmayı normalde de kazanabiliriz. O zaman baktık ki kaybediyoruz. Ben özel yeteneğimi kullanırım. Ya hak etmediğimiz bir başarıyı istemiyorum. Ya ben de istemiyorum ama rezil olmaktan iyidir. Korkma abla. Rezil olmayacağız, başaracağız. Yani daha kostümleri bile ayarlayamadık. Ya o sorun değil yani. Bir şeyler giyeriz işte. Selena'dan yardım istesek? Evet. Aslında o bizi bulabilir. Çağıralım mı? Evet, hadi çağıralım. Selena. Selena, bir konuda yardımına ihtiyacımız var. Biliyoruz, Türkçe konuşamıyorsun ama bizim için önemli. Yarın şarkı yarışması var ve ne giyeceğimizi bilmiyoruz. Yani daha doğrusu kıyafetimiz yok. Senden yardım istiyoruz. Ya Selena, bunlar çok güzel. Çok sağ ol Selena. Benimki de çok güzel. Yarın en güzel grup biz olacağız. Kızlar, Selena'ya hücum etmeye hazır mısınız? Babası bak neler aldım bebişimize. Çok şeker değil mi? Gerçi cinsiyeti belli olmadan bir şey almak istemedim ama tutamadım kendimi. Ay, yerim ben onu. Düşünsene babası bunların içinde. Beğenmedin mi canım? Yok, güzel şeyler almışsın, beğendim. Zülfikar, sen iyi misin? Niye? İyiyim. İyi olmam için bir sebep mi var? Ne bileyim, bugün bir garipsin de. Bir şey mi oldu? Esra. Esra, bu sen... Ben yatayım, çok yorgunum. Tamam, hadi iyi geceler. Allah Allah, ne oldu buna şimdi? Baba olmak panikletir derler ama bunu derken başladı herhalde. Neyse, bebişimizi bunun içinde görünce paniğe geçer herhalde, değil mi annesi? Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Yani kendim yetiştirdim diye söylemiyorum Hüsnü Bey ama çocukları görseniz zehir zehir ya. Ya doğada her sesi çıkartıyorlar. İnsan sesi, hayvan sesi, bitki sesi, gül sesi çıkarttı ya. Şaştım abi, gözlerim fantaşı gibi açıldı. Gül sesi çıkarttı, sonra bir gonca gül almış. Nereden kopardıysa kulağıma getirdi, baktım aynı ses. Aşağı kadar fasulye sesi çıkartıyor, onun kulağını kemere kılık sesi var ya, onu çıkartıyor. Martı sesi çıkarttı ya. Martın var ya lan. Bunun 10 katını yapıyor ya. Ya inanılmaz yetenekliler ya. O kadar yetenekliler yani. Hüsnü, Hüsnü. Sahnede onları dinle dinle kulaklarına, gözlerine hatta burnuna bile inanamayacaksın ya. Eğer onları beğenmezsen ona da buraya yazıyorum. Bak nasıl iddialıyım. Ben de alamet değilim. O kadar. Anlattığınız gibiyse hepimiz çok paralar kazanırız. Paraya para demeyiz Hüsnü ya. Umarım yanılmıyorsunuz. Yanılmam. Ben aslen matematik öğretmeniyim. Matematik yanılmaz. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Alda gel 6 36. Babam bu yolda kaldı. Espri de var bende. Mesela biz birbirimize selam veriyor muyuz? Veriyoruz. Boş işliyor muyuz? 2 kere 2 4. O yüzden matematik yanılmaz. Sen rahat ol işini ya. Takma kafana. Bu arada... Yancı evcimiz burada. Görmüşsün. Hani abanem abanem. Hele espriler yapmıyorum. Alınabilir. Anladın mı? Ya aslan ne zaman başlayacak bu organizasyon? Bağır be, konuşma be. Ben ne bileyim canım. Selena, hala konuşamıyor musun? Hay Allah. Neyse.
İnsanların birbirlerine verebilecekleri en büyük lüks nedir biliyor musun? Sessiz kalmak. Sevgili misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Düşes Almula 1. dans ve müzik yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi hepinizin çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği ünlü bir sanatçıyı davet ediyorum. Biraz merak edin.
yok, teslim olmak yok. Bundan sonra yalnızım, özgürüm, mutluyum. Aşk yok. Aşk yok. Kendilerini pek sevmem. Aramızda kalsın. Çok berbatlar. Cici kardeşler. Haydi sallayalım dünyayı. Durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı. Haydi sallayalım dünyayı. Durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı. Olabilir. Şans işte.
Şimdi çok daha başarılı bir grup geliyor. Kan, Kıvılcım, Rock! Kıvılcım, hadi! İşte benim kız. Gerçekten büyüleyici. Büyüleyici ötesi ya, şuna bak. Kıvır kıvır saçlar. Şaka anlayışımda böyle bir şey yok. Ben de şaşkınlık içindeyim. Ben de anlamadım nasıl böyle olduğunu. Hadi canım, hazırsan çıkalım. Neye hazırsan? Bebeğimize yatak bakmaya gidecektik ya bugün. Esra, başka bir zaman yapalım mı ya? Benim hiç keyfim yok. Zülfikar, neler oluyor? Dünden beri bir garip davranıyorsun. Kafan başka bir yerde. Sen böyle yaptıkça bebeği istemediğini düşünüyorum. Zülfikar, cevap versene. Bebeği istiyor musun, istemiyor musun? Bebek bendense istiyorum tabii. Ne? Ne diyorsun Zülfikar? Ya ne dediğimi duydun Esra. Bendense çocuk istiyorum dedim. Zülfikar, senden olmayacak da kimden olacak? Ne bileyim ben canım. Benle tanışmadan önce hayatında olan birilerinden falan olabilir belki ha? Mert'i kastediyorsan saçmalıyorsun. Niye? Siz benle tanışmadan önce Mert'le abantta değil miydiniz? Ya Mert'le aramızda hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Hem abanta kalabalık bir grupla gittik. Baş başa bile kalmadık Mert'le. Ya kalabalıktan ayrılıp baş başa kalmak çok mu zor bir şey? Zülfikar, saçmalıyorsun. Bana, karına bunu nasıl söylersin ya? Ya bunda büyütecek bir şey yok. Gayet basit bir soru soruyorum. Bu çocuk Mert'ten mi, benden mi? Yeter. Hala utanmadan aynı şeyi soruyorsun değil mi? Ben de bebeğim gidiyoruz. Sana ihtiyacımız yok. Ne halin varsa gör. Sesinin çıkmaması ne kötü. Ah bir bilsen. Hı? Bir bilsen sana karşı hissettiklerimi. Konuştuklarım anlaşılmıyor olabilir. Hissettiklerimi anlasan yeter. Sen hayatıma giren en iyi şeysin. Umarım hep böyle kalırsın. Umarım sen de hep böyle kalırsın. Dediklerimi duydun mu? Evet. Duymak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Ve şimdi bir diğer konuğumuz Bom Bom.
geldi çattı. Şimdi yarışmamızın birincisini açıklıyorum. Yarışmamızın birincisi büyük oy farkıyla Cici kardeşler. Bir kere daha selam verin. Peki ödülümüz ne? Daha sonra vereceğim. Tamam, hadi bakalım. Hadi kış kış. Evet. Şimdi tekrar Yonca Evrim'i çağırıyoruz. Umrum değil de alınan alınsın. Küfür vardır bu tarzın içinde. Alınsın. Küfür vardır bu tarzın içinde.